arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle kızlarımız için güzel bir yazlık bluz çalışması yapacağız bluzumuzu örmek için yaka kısmından başlıyoruz büyüterek ve renk değiştirerek yeterli ölçü gelene kadar örmeye devam ediyoruz yeterli ölçüye ulaştığımız zaman bel kısmından birleştirme işlemini yaparak tüm olarak örmeye devam ediyoruz ve Ölçümüz tamamlandıktan sonra kenarlarını da tığlıyoruz. Hem kol kenarını etek alt kenarını yaka için tığlamasında tamamladıktan sonra bluzumuz kullanılmaya hazır hale geliyor. Her iki yönü de aynı olan bluzumuz çok kullanışlı ve çok şık bir bluz ve örmesi de son derece kolay bir bluz. Evet şimdi ölçülerimize bakalım ve dilediğiniz renklerle bluzumuzu örmeye başlayalım. 30 santim yukarıdan aşağıya uzundu. Kol altından Genişliğine bakalım. 24 santim kol altından genişliği. Evet kolay gelsin diyerek hemen bluzumuzu örmeye başlayalım. Kolay gelsin. 2,5 numaralı tığımla hemen birinci sırasını örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çekiyorum. 6 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Ve birinci zincir yuvasının içerisine giriyorum. Girdim bakınız trabzanımı örüyorum ve kapatıyorum 5 zincir çekiyorum bu kez 2 3 4 ve 5 tığımın başını doluyorum tam birleşme noktasındaki yere giriyorum tığımın başını çıkarıyorum trabzanımı örüyorum 2 tane yuvamı hazırladım 1 2 3 4 ve 5 5 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum Tam birleştirme noktasındaki birleşme noktasındaki yere giriyorum yandan. İpimi çıkarıyorum. 1 ve 2. Devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başında oluyorum. Yine birleşme noktasına geliyorum. Şu şekilde girdikten sonra önce ipimi çıkarıyorum. Sonrasında trabzanlarımı örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum giriyorum bakınız şu şekilde İpimi çıkarıyorum ve trabzanımı örüyorum görmüş olduğumuz gibi kutucuklarımız bu şekilde hazırlıyoruz 36 tane kutucuğumuzu ördüm ve şu şekilde düzgünce e, ayarladım bakınız sayalım isterseniz hemen 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 ve 36. Şimdi bu düzgün şekliyle birleştirme işlemini yapalım ve örmeye başlayalım. Bakınız düzgünce tutuyorum. İlk başlangıç zincirimin olduğu yere geliyorum. Yönleri bozulmadan şu şekilde birleştiriyorum ve örmeye başlıyorum. Bakınız ipimi alıyorum geriye ve birleştirdim çok düzgün bir şekilde hiç problem olmadan bu şekilde elinizde düzeltip yapabilirsiniz ve görmüş olduğumuz ilk zincir yuvasının içerisine geçişimi yapıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum yuvanın içerisine bir trabzan ve bir daha trabzanımı örüyorum toplamda zincirimle birlikte 3 tane trabzanım oluyor 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere 3 tane daha trabzanımı örüyorum. Burası köşelerimizden ilki. Diğerini de tam karşısına yapacağız. Bakınız köşemizi ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve hemen yanındaki kutucuğun içerisine üç tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 ve yine bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen sıradaki kutucuğumun içerisine buradaki yapmış olduğum işlemimin aynısını yapmak istiyorum. 3 tane trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Hemen kutucukların içerisine bakınız çok çok rahat olmakta. Dilediğiniz büyüklükte, dilediğiniz yaş grupları için örebilirsiniz. Sadece kutucuğun sayısını başlarken fazla tutmamız gerekmekte. 1, 2 ve 3. Evet. İlk köşemizi oluşturduk. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan, 1 zincir, kutunun içerisine 3 tane trabzan. Tekrar çiftli grubumuzu ve arasında 2 zincirimizi örerek uç noktamızı oluşturduk. Ve devam ediyoruz. Sıradaki kutucuğumuza geçiyoruz. Her kutucuğumuza geçerken bir tane zincir çekmeyi unutmuyoruz. Ve 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 bir tane zincirimi çekiyorum diğer kutucuğumuzun içerisine batıyoruz 1 2 ve 3 tekrar bir tane zincirimi çekiyorum diğer kutunun içerisine 2 ve 3 bu şekilde 3 tane trabzan bir zincir şeklinde yukarıya doğru örmeye devam edelim Köşemizden sonra trabzanlarımızı üçer üçer her kutucuğumuzun içerisine ördük. Arada da bir tane zincirimizi çektik. Bakınız köşemizden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane trabzanımızı ördükten sonra bu köşemizin aynısını buradaki kutucuklarımıza da yapıyoruz. Sıradakini çift olarak, tek çift olarak yapıyoruz ve karşılıklı buradaki grubumuzun aynısını oluşturmuş oluyoruz. İlk önce çiftli grubumu örüyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. 2 tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı yerin içerisine 3 tane trabzanım örüyorum ve birinci çiftimi örüyorum. Bu köşem için olacak çiftlerden. Bir tane zincirimi çekiyorum. Sıradaki kutucuğun içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 Tekrar bir tane zincirimi çekiyorum. Çiftimi örmeye başlıyorum. 1 2 3 2 tane zincirimi çekiyorum çiftlerimin arasında bakın birinci çiftimiz tekli grubumuz her ikisi arasında birer tane zincirimiz gruplar arasında ise iki tane zincirimiz tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 Evet bir tane zincirimi çekiyorum. Tekli trabzanlardan oluşan bölümüme başlıyorum. Bakınız karşılıklı çiftlerimizi örüyoruz. Buradaki e, kutucuklarımızın içerisine 15 tane üçlü trabzanlarımız, ikili trabzanlarımızı üçer tane şeklinde örerek dolduralım. Bakınız 3 tane trabzan, ikili trabzan, bir tane arada zincir ve toplamında 15 tane olsun. Bluzumuzun birinci sırasını tamamladık. Kutucuklarımızı hazırlamıştık. Kutucuklarımızın içerisine trabzanımızı yerleştirdik. Karşılıklı bakınız 15 ve 15 trabzan her iki uzun yanımızda. Karşılıklı yerlerde ise bir iki köşemiz yine iki köşemiz tam ortada da bir tane üç trabzandan oluşan grubumuz var. Şimdi ikinci sırayı örmeye başlayalım. Bu sırayı düzenli yerleştirdikten sonra üst sıra kendisi devamlı gelmekte. Ekstra herhangi bir farklı işlem yapmamıza gerek yok. Sadece modelimizi kurarken en dikkat etmemiz gereken yer kutucuklarımızı oluşturup kutucuklarımızı birleştirirken kıvırmadan birleştirip üzerlerine modelimizi eşit miktarda yerleştirdikten sonra dümdüz örüyoruz. Herhangi bir zorluğu yok. Şimdi bir tane zincirimi çekmiştim geçişim için. Geçişimizi birlikte yapalım ve örmeye devam edelim. Bir zincirim burada. 3 tane zincirden oluşan bölüme gelerek batıyorum ve hemen şöyle çıkıyorum. Sadece ilmeğimi kaydırma yöntemiyle üzerlerinden geçiyorum. ve ortadaki iki zincirimin olduğu yere geliyorum iki zincirimin olduğu yerde tekrar 3 tane zincirimi çekiyorum yine köşemi kuruyorum 3 zincirim yanına 2 tane trabzan toplamda 3 trabzanımı ördüm 2 zincirim yine 3 tane trabzanım örüyorum köşelerimiz hep köşe olarak devam edecek 2 bu uçta iki de diğer uçta bir tane zincirimi çekiyorum Hemen bakınız ortadaki bir tane trabzanımızın olduğu bölüm vardı. Köşelerimizin ortasındaki hemen sağına girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 Bir tane zincirimi çekiyorum. Solundaki bir zincirin olduğu yere giriyorum. Köşemden bir önceki zincirin içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 bir tane zincirimi çektikten sonra köşemizi yine aynı şekilde iki zincirin içerisine girerek 3 trabzan 2 zincir 3 trabzanımızı kuruyoruz 1 2 ve 3 2 tane zincir tekrar 1 2 ve 3 köşemizi bu şekilde oluşturduk şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Burada görmüş olduğum trabzanların tamamını bir zincirlerin içerisine birer trabzanım örüyorum. Köşeme kadar dümdüz trabzanlarımızı örüyoruz. Bir zincirimi çekmiştim. Hemen alttaki bir zincirin içerisine 3 tane trabzan. Tekrar bir zincir, bir ileriye 3 trabzan. Şöyle görelim. Ve diğer köşemize kadar örerek devam edelim. Şöyle başladık bu köşemizden. Diğer köşeye doğru ilerleyelim. Karşılıklı köşelerimizi görmekteyiz. Bakınız çift tır olarak örmüş olduğumuz trabzanlarımız arasında iki tane, 3 trabzan, bir zincir, 3 trabzan olan bölümümüz ve yine köşemiz. Dümdüz trabzanlarımızı örerek geldik ve diğer köşemizdeyiz. Şu an bakın köşemizi de Aynı şekilde köşelerin üzerine hep köşe olarak devam edeceğiz. Yani üç trabzan, iki zincir, üç trabzan. Örgümüz bitene kadar bu kısım devam edecek. Aralarda kendiliğinden gelişen her iki grup arasında artışlarımız olacak. Bakınız. 1 de 2 oldu 3 4 5 diye çoğalacak ve bu taraftan da buradan artışımız kendiliğinden olacak. Yani bizim herhangi bir şekilde bir şey yapmadan istediğimiz kadar örebiliriz. Yani örgünün gidişine göre artışlar kendiliğinden ortaya çıkacak. Şimdi bir tane zincir gördüğümüz yerlere trabzanlarımızı örerek ilerleyelim ve bu şekilde renklerimizi değiştirerek köşelerimizi köşe olarak aradaki bu gruplarımızı yine aynı bu şekilde örerek biraz büyütelim. Bluzumuzu şu şekilde kullanacağımız için bakınız burası Yaka boşluğu olmakta ön ve arka omuzlarımız ve gövdesi aşağıya doğru buradan itibaren devam edecek. Evet şimdi dilediğimiz renklerde örebiliriz. Bir tane rengimizi birlikte başlayalım. Bakınız şu iki köşemiz burada. Diğer ikisi de burada. İlla bu köşelerden başlamamız gerekmemekte. Dilediğiniz her köşeden başlayabilirsiniz. Hatta mümkünse tek olan yerlerden başladığınızda geçişlerinizi daha kolay bir şekilde yapacaksınız. Şimdi nar çiçeği rengimden bir sıra daha örmek istiyorum bir tane zincir çekerek tığıma düğümümü atıyorum ve şöyle şu kenara yakın bir yerlerden başlayalım tam köşeden değil kenara yakın trabzanımdan başlıyorum ve düz yönden örüyorum bakınız hiç ters yönden örmeyelim hep düz yönden dolaşarak örelim battım 1 2 ve 3 3 tane zincirimi çektim 3 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum İkinci trabzanımı örüyorum ve üçüncü trabzanımı da örüyorum trabzanlarım tamamlandıktan sonra zincirimi çekiyorum ve diğer bir tane zincir olan bölüme girerek 1 2 ve 3 tekrar bir tane zincirimi çekiyorum her grup arası bir tane zincirimizi çekiyoruz 1 2 3 bir zincir 3 trabzan şekliyle köşemize kadar örüyoruz. 1, 2 ve 3. Şimdi köşemize doğru ilerleyelim. 3 trabzan bir zincir şeklinde köşemize kadar örerek geldim. Trabzanlarımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Tam köşemin olduğu iki zincirimin içerisine gelerek giriyorum. 3 tane trabzan 2 ve 3. 2 zincir tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 3, bir zincirimi çekiyorum ve aradan tekrar artışlarımız kendiliğinden oluşur, oluşuyor bakınız. Şimdi artışımız olan trabzanımızı ördük ve devam ediyorum aradaki her bir zincirin olduğu yere 3 tane trabzanımı yerleştirerek ilerliyorum. Diğer köşeme doğru geliyorum. Evet köşeye kadar geldim. 3 tane trabzanımı ördüm. 1 zincirimi çektim. 2 tane zincirin olduğu yere geliyorum. Diğer köşemi örüyorum. 3 trabzan köşelerde 2 zincir çekiyoruz. Tekrar 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. 1 zincirimi çekiyorum. Trabzanlarımı sırası ile başlangıç noktama gelene kadar aynı şekilde örüyorum. Başlangıç yerimize geldik. Bakınız bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi yarım almışım. Hemen en son trabzanımı tekrar örüyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra 3 tane zincir olarak başladığım trabzanımın üzerine batıyorum. Geçişimi yapıp bir tane zincirimi çekiyorum. Bu şekilde koparıyorum bakınız. Bu kısmı arka olarak kullanırız. Şimdi başka bir rengime geçiyorum. Yine geçişimizi birlikte yapalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Düğümümü atıyorum. Kalan iplerinizle çok güzel bluzumuzu öreyebilirsiniz. Bakınız bir tane iki tane geriden geliyorum hemen çift trabzanım Yani hiç fark etmez nereden öreceğiniz. Üç zincirimi çekiyorum ilerliyorum bir tane zincir ve bu şekilde istediğimiz ölçü gelene kadar renklerimizi sırası ile örelim bir sıra iki sıra üç sıra hangi rengi yani bir tek renkle de örebilirsiniz ama birkaç renk kullandığınız zaman daha hoş durmakta bluzumuz Evet birazcık daha büyütelim ve görüşelim bluzumuzu yeteri kadar ördük şöyle kolumuzu ayırıp aşağı kısmını gövde olarak devam ettirebiliriz. Daha büyük yaş grupları için öreceksek gövdemizin eni de burası olacağı için biraz daha büyütmenizi tavsiye ederim. Evet ben ipimi kopardım çünkü aradan başlamıştım. Köşelerden birleştirerek aşağıya doğru ilerlemek istiyorum. Şimdi şu taraftan hemen başlayalım. Şu uçtan başlıyorum. Bakınız hemen uç kısmı artış yerimizin çiftli olan bölümüne bir tane trabzanımı örüyorum Battım. 1, 2, 3. 3 zincirimi çektikten sonra trabzanın bir tanesini bu köşeye yapıyorum. Diğer iki tanesini ise hemen yanındaki diğer uç kısmı örüyorum. Bakınız bir tanesini zincir çekerek buraya ördüm. Ve diğer iki tane trabzanımı bu kısma örüyorum. Eğer köşelerden örerek geldiyseniz hiç kopartmanıza ipimizi gerek yok. Bu köşelerden devam edebilirsiniz. Ben aradaydım bakınız. Arada olduğum için kenara geldim bir tane zincir çekiyorum toplamda üç tane trabzanım olduğu için bir zincirimi çekiyorum diğer bir zincir arasına normal bir şekilde üç trabzanım örerek ilerliyorum bir tane zincir üç trabzan artık gövdemizi birleştireceğiz uç kısmından örerek geldim 3 trabzan bir zincir 3 trabzan bir zincir diğer çift olan yönümüze geldik bir tane trabzanımızı örüyorum Bakınız buraya bir tane ördüm. Diğer tarafa geçişimi yapıyorum. İki tane de bu tarafa geçince trabzanımı örüyorum. Toplamda üç tane trabzanım olmuş oluyor. Ve devam ediyorum. Bir tane zincir çekerek bütün trabzanlarımızın arasındaki bir zincirin olduğu yere üçer tane trabzanlarımızı örerek diğer kenarımıza kadar devam edelim uç noktaya kadar trabzanlarımızı örerek geldim en son 3 tane trabzanımı ördüm bakınız şuradan bir tane trabzanımızı örmüştük şu görmüş olduğumuz kısımdan diğer tarafta da iki tane trabzanımızı örmüştük 3 tane ördüğümüz zincirimizdi diğer ikisi trabzan şeklinde ördüğümüz bölümdü en son üçlü grubumuzu ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum ve 3 tane zincir olarak ördüğüm yerin üzerine geliyorum ve şu şekilde batıyorum bakınız şu şekilde battık ve diğer trabzanın üzerine geçiyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve diğer trabzanımın da üzerine batarak ilmeğimi kaydırma yöntemiyle bir tane zincirimin içerisine geliyorum ve 1 2 3 3 tane zincirimi çekip hemen yanına 2 tane trabzanımı ilave ediyorum bir tane zincir diğer zincirimin içerisine 3 tane trabzanın örüyorum ve ikinci sıramıza bu şekilde geçişimizi yapmış oluyoruz şimdi bir sonraki sırada yani sıramızın ucunda şu kısma gelip ördüğümüzde buranın daha net olarak e, güzelleşti görülecek şimdi dümdüz devam edelim diğer ucumuza kadar 3 trabzan bir zincir örelim şurada tekrar görüşelim Kol altımızdan birleştirerek bakınız dümdüz örerek geldim trabzanlarımızı diğer kolumuzun tam altının olduğu yere geldik bir tane zincirimizi çekip hemen bir tane trabzanımızın yanındaki zincirimizin içerisine 3 tane trabzanımızı örelim bu ucu yapmıştık ikinci sıramız daha yeni diğer ucumuzu örüyoruz bakınız altı boş hemen 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı ördüm bir tane zincirimi çekiyorum ve şu şekilde çeviriyorum bir tane trabzanım sağ tarafta bir iki tane trabzanım ise sol tarafta kaldı şöyle toplamda 3 tane trabzanımızı bu ortaya kurduk bir zincirimi çektim hemen iki trabzanımdan sonra gelen bir zincirin içerisine giriyorum 1 2 3 3 tane trabzanımı örüyorum bakınız şu şekilde geçişimizi yaptık. Artık bundan sonra düzenli olarak buradaki birer zincirlerin içerisine 3 tane trabzanımızı öreceğiz. Geçişte sadece çift olan yerden sağ taraftan bir almıştık. Sol taraftan 2 bu tam tersi de olabilir hiç fark etmez. Önemli olan burada 3 tane trabzan sayısına ulaşmamız. Sağ tarafta da 2 Sol tarafta bir de olabilir. Bu sayının sıralaması önemli değil. Evet bir tane zincirimi çekiyorum diğer ucuma doğru örerek ilerliyorum. Diğer yönden örerek sol tarafa doğru geldik. Bakınız şuradan başlamıştık ikinci sıramıza. Şimdi hemen bir tane trabzanın yanındaki zincirimizin içerisine bir tane zincirimi çekerek geliyorum ve 3 tane trabzanım örüyorum. 1 2 3 Evet, bir tane zincirimi çekiyorum. 3 tane zincir çekerek oluşturduğum ilk trabzanımın tepesine batıyorum şu şekilde bağlantımızı kuruyoruz bakınız artık gövde kısmımızı birleştirdik bu kısımdan itibaren dolaşarak örmeye devam edeceğiz şöyle yukarıya doğru da dikeceğiz kollarımızı ayırdıktan sonra aşağı kısmı gövde kısmına yetecek kadar içinde kullandığımız renklerden de kullanabilirsiniz. Direkt krem rengimizle de bu şekilde tamamen dümdüz dolaşarak örebilirsiniz. Bakınız herhangi bir farklı işlem yok. Tamamen düz dedik artık bir tane zincirimizin olduğu yere 3 tane trabzan bir zincir şekliyle ilerleyeceğiz. Bakınız şimdi geçişimizi yapalım. Sonrasında dilediğimiz uzunluğa gelene kadar örelim. Geçişimi yapıyorum sadece ilmeğimi aktarıyorum bir tane zincirin olduğu yere de ilmeğimi aktardım 1 2 3 hemen iki tane trabzanımı ilave ediyorum bir zincir istediğim ölçü gelene kadar renklerimi değiştirerek örmeye devam ediyorum Bluzumuzu kol altından birleştirdikten sonra ben örmeye devam ettim. Krem rengimi kullandım. Tekrar kırmızıma, krem rengimi ve iki sırada mavimi kullandıktan sonra bu ölçüde tamamlamak istiyorum. Çünkü benim ördüğüm yaş grubu küçük çocuklarımız, bir yaş grubu civarı çocuklarımıza örmekteyim. Şimdi şuradan itibaren birleştirmiştik. Bakınız şu kısımdan ve buradan devam etmiştik. Eğer daha büyük yaş grubu için öreceksek lütfen daha örmeye devam edelim. Çünkü kolumuz düşük kol olacağı için bayağı yarım kolumuzun yarısına geleceği için örmemiz gerekmekte ne kadar dökümlü olursa o kadar şık durmakta bu model. Evet diğer tarafını bakınız birleştirdim şu şekilde dikişimi yaparak. Birleştirdim. Diğer tarafı sizlerle birlikte birleştirmek istiyorum. Ve kol kenarındaki süslememizi içindeki kırmızı rengimizle bu şekilde ördüm. Ve bu ortada yakamızın başladığı yerdeki bölüme yine kırmızımızla tekli trabzan şeklinde başladım. Şimdi yapmamız gereken dilediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam etmemiz. istersek tek renk istersek daha renkler ilave ederek devam edip büyüttükten sonra. Kenarlarımızı dikelim ve yaka boşluğundaki bakınız şuradaki bölümü bir sıra daha renklendirelim. Evet şimdi yan kısmı dikerek başlayalım. Alt kısımdan dikmeye başlıyorum. Bakınız şöyle trabzanımın altından giriyorum. Diğer tarafa geçiyorum. olmayacak şekilde her iki ucumuzu birbirine denk getirerek dikişimizi belirleyeceğimiz kol yerine kadar bakın şuradan sayarsak sıramızı bu şekilde dikelim. Bir tane diğer taraftan bir tane kendimizden taraftan uç kısımlardan alarak dikişimizi yapalım. Şöyle çekelim güzelce arada herhangi bir potluk ya da boşluk olmasın. Yani çirkin görünecek herhangi bir şey istemiyoruz. Şu şekilde bakınız. Dikerek istediğimiz yere gelene kadar devam edelim. Çift olan bölümden itibaren dikmeye başlamıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıramızı diktik. Geri kalan kısmı ise kolumuz için ayırdık. Daha sonra kolumuzun kenar süslemesini çalışacağız. Şimdi bakınız yakamızdaki olan bölümümüzü örmeye başlamıştım. Şimdi birlikte devam edelim. Araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bu görmüş olduğumuz ilk hazırladığımız kutucukların diğer tarafına yani bu tarafına tekli trabzanımızı örüyoruz. Başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. 3 defa başını doluyorum. 3 defa çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bakın şu şekilde yuvaydı. Giriyorum yuvamın içerisine. Tek seferde 1 2 3 Diğer tarafa dönüyorum. Tığımın başını dolayarak yine yuvamızın içerisine 1, 2, 3 araya zincir çekmiyoruz. Tığımızın başını dolayarak diğer boşluğun içerisine geçiyorum. Ve başladığımız yere kadar araya zincir çekmeden kutucuklarımızın bu yönüne tekli trabzanlarımızı doldurarak ilerliyoruz. yaka boşluğumuzda en son işlemimiz burası daha sonra kollarımızı yapalım araya bakın zincir çekmeyelim zincir çekersek boşluk ve potluk olur devam ediyorum zincir çekmeden şöyle görelim bakınız şu şekilde zincir çekmeden ilerleyelim başlangıç noktama kadar örerek geldim bakınız 3 tane zincir çekerek herhangi bir kutucuğumdan başlamıştım tamamen örerek bakın buradan başlayıp bütün yaka etrafını dolaşarak başlangıç yerime kadar geldim en son trabzanımı ördükten sonra zincirimin üzerine batıyorum ilmeğimi geçirip bir tane zincir çekip sabitledikten sonra ipimizi kesiyoruz ve yakamızı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. İpimizi içeriye alıp gizledikten sonra kalan küçük kısmı kesiyoruz. Evet yakamızı bu şekilde tamamladık. Gayet hoş oldu. Şöyle görelim. Buradaki tabi ipimizi artık alalım. Evet yakamızı tamamladık. Şimdi kolumuzun kenar süslemesi için başlayalım. Evet kolumuza bakalım şimdi. Bakınız kolumuzu tam kol altından başlıyoruz. Ve ilk gelen trabzanımızın üzerine battıktan sonra araya giriyoruz. 5 tane trabzanımızı örüp daha sonra ikinci trabzanın tepesine batıyoruz. Aralarda zincir çekmeden tekrar araya girip bir zincirin olduğu yere 5 tane trabzanımızı örerek uç noktamıza kadar geliyoruz. Hemen tığımın ucuna bir tane zincirimi çekerek düğümümü attım ve kol altına şu şekilde batarak başlıyorum ve bir tane şöyle battıktan sonra zincirimi çekiyorum ikinci trabzanın üzerine gelerek batıyorum ortadaki ikinci trabzanın üzerinde tığımın başını doluyorum bir zincir çektiğim yere trabzanlarımı örmeye başlıyorum 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı örüyorum ikinci Bakınız trabzanın tepesine gelerek batıyorum. Tekrar tığımın başını dolayarak bir zincirin içerisine 5 tane trabzanımı örüyorum. 2 3 4 ve 5 İkinci trabzan üzerine batıyorum. Araya zincir hiç çekmiyorum. Hemen 5 tane trabzanımı örüyorum. 3 4 ve 5 ikinci trabzanın üzerine batıyorum Evet başlangıç yerimize kadar bu şekilde örelim Evet son olarak iki tane zincirimi çekiyorum ve başlangıç yerine gelerek batıyorum başlangıç yerimize de bir tane şu şekilde geçişimizi yapalım arada hiç boşluk olmasın bir zincirimizi çekip ipimizi keselim Evet kolumuzu da bu şekilde tamamladık şimdi bel bölgesini tığlamaya başlayalım. Şimdi belimiz için en son tığlama işlemini yapıyorum. Bel kısmımı ise mavi yapmak istiyorum. Yan kısımdan bakın yanımıza gelen yerden başlıyorum. 3 tane trabzanımın tam ortadakine yine batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra araya giriyorum. 1 yine 5 tane trabzanımızı örelim. 2 3 4 ve 5 5 trabzanımızı ördükten sonra ikinci trabzanın üzerine batalım tekrar bir sonraki kutunun içerisine 5 trabzanımızı örelim tıpkı kolumuzda yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını tekrar edelim 4 ve 5 ikinci trabzanın üzerine batıyorum araya tekrar girerek 1 2 3 4 5 ikinci trabzan üzerine batalım tekrar 5 tane trabzanımızı örelim ve bu şekilde başlangıç yerimize kadar örerek tamamlayalım 4 5 ikinci trabzana batalım Evet bir uçtan diğer uca kadar örerek geldim. En son bakınız başlangıç noktasına kadar geldim. 5 tane trabzanımı ördükten sonra birinci bakınız batmış olduğum yerin üzerine geliyorum. Şu şekilde tığımın başına girdirip içinden sadece ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra tekrar ipimizi koparalım ve içe alalım. Bu şekilde bluzumuzu tamamlamış olalım. Tüm kenarlarımızın tığlama işleminde çalıştıktan sonra bluzumuz kullanılmaya hazır hale geldi ve böylece bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.